Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik hazırlıkları askıya alması ülke parlamentosunda gerilimi arttırdı. Muhalefet milletvekilleri genel kurulda yası simgeleyen mumlar yakarken sert tartışmalar da yaşandı. Ukrayna Başbakanı Mykola Azorov'un konuşması sırasında gerilim artarken bazı milletvekillerinin Azorov'a kağıt fırlattığı görüldü. Azorov yaptığı konuşmada karardan kaynaklanacak zararın Rusya'nın önderliğinde tesis edilen gümrük birliği tarafından telafi edileceğini belirterek, "Bu karar tamamen ekonomik nedenlerle alınmıştır. Bu taktiksel bir karardır ve stratejik hedefimizde bir sapmaya neden olmayacaktır" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın 28 Kasım'da Vilnius'ta AB ile ticari alanda ortaklık anlaşması imzalaması yönünde uzun süredir yürüttüğü hazırlıklar, özellikle son aylarda Ukrayna-Rusya-AB üçgeninde yoğun tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Rusya henüz kendi çıkarlarını korumaya başlamadı. Rusya sadece bizimle oyun oynuyor. Eğer Rusya ciddi bir şekilde kendi ekonomik çıkarlarını savunmaya başlarsa, endüstrimiz bir mezarlığa döner. Kabine Ukrayna'ya ihanet etmiştir. Bunu organize edense Cumhurbaşkanı Yanukovic'tir. Anayasaya göre hükümetin kararlarına engel olamaz ve Vilnius'ta anlaşmayı imzalaması şart. Euronews muhabiri Maria Korenyuk Kiev'den bildiriyor. Hükümetin serbest ticaret anlaşmasının imzalaması yönündeki hazırlıkları askıya alması Ukraynalıları çileden çıkarttı. İnsanlar sonuç olarak AB ile ilişkilerin zarar görmesinden ve uyum sürecinde başlayan reformların engellenmesinden endişeli.